Arkadaşlar merhaba. Bugün 7. sınıflar için kırılma konusuna devam edeceğiz. 26 Mart 2020 dersimiz bugün. Kırılmayı önce şöyle bir hatırlayalım. Dedik ki bir ışık ışını bir ortamdan başka bir ortama ilerlerken, mesela su ortamından cam ortamına, hava ortamından su ortamına gibi yoğunlukları değişen ortamlarda ilerlediğinde yönü, doğrultusu, hızı değişir. İşte biz bu olaya ne diyoruz? Kırılma diyoruz. Kırılmayı incelerken daha önce ne yapmıştık? Işığın az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçişte nasıl bir yol izlediğine bakmıştık. Özellikleri nasıl değişiyordu bunlara görmüştük. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama ilerleyen ışık, mesela hava ortamından su ortamına geçiyorum ki biz ortamların kırıcılıklarıyla ilgili bize genellikle cam, su ve hava üzerinden gelecekler. Bu ortamların arasında yoğunluğu en büyük olan cam, bunun arkasından yoğunluğu en büyük olan su, en yoğunluğu az olan ortamda neydi? Hava ortamıydı. Bunlar yoğunluklar sıralamasıydı. Bunların tam tersi hız sıralaması oluyordu. Yani hava ortamında ilerleyen ışık, su ortamında ilerleyen ışıktan, su ortamında ilerleyen ışık ise cam ortamında ilerleyen ışıktan daha hızlı bir şekilde ilerler demiştik. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen bir ışık. Diyelim ki hava ortamından su ortamına geçiyorum. Ne yapacak? Normal çizgisine yaklaşarak kırılacak. Normal çizgisine yaklaşarak kırıldığı için gelme ışığın gelme açısı kırılma açısından her zaman daha büyük olacak. Ve ben hava ortamından su ortamına geçtiğim, daha yoğun bir ortama geçtiğim için de ilerleme hızım ne olacak? Yavaşlayacak. Sorularda ne yapıyoruz? Bu özelliklere mutlaka dikkat ediyoruz. Şimdi ise tam tersini yapacağız. Bir elimde bir ortam var. Burası birinci ortam. Burası ikinci ortam. Birinci ortam diyelim ki cam olsun, ikinci ortam su ortamı olsun. Camın yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha büyüktü, unutmuyoruz. Sonrasında yüzeyin normalini çiziyorum. Yüzeyin normali ne harfiyle gösteriliyordu? Ve burada görmüş olduğumuz ayırma yüzeyine neydi? 90 dereceyle dik gelecekti. Herhangi bir şekilde ışın gönderiyorum. Bu gönderdiğim ışın gelen ışındı. Niye? Ok ayırma yüzeyine doğru geliyor. Şimdi ayırma yüzeyine doğru gelen ok, eğer birinci ortam ve ikinci ortam yoğunlukları birbirleriyle aynı ortamda olmuş olsaydı ne yapacaktı? Kırılmadan aynı şekilde geldiği doğrultuda ilerleyecekti. Ama ben cam ortamından su ortamına geçiyorum. Yoğunluğu çok yoğun olan bir ortamda az yoğun olan bir ortama geçiyorum. O zaman ışık normalde böyle ilerlemesi gerekirken normal çizgisinden uzaklaşarak kırılır. Bakın normal çizgimiz burada. Işık eğer ortamların yoğunlukları eşit olsaydı bu şekilde ilerleyecekti. Ama ne yapmış? Yolundan bu tarafa doğru sapmış. Ne yapmış? Normal çizgisinden uzaklaşmış. Bu ışının adı gelen ışın. Bu ışının adı kırılan ışındı. O zaman ne diyoruz? Eğer ben çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiyor isem, kırılan ışın normal çizgisinden uzaklaşır. Buradaki açıya A gelme açısı, buradaki açıya B kırılma açısı der isek, A gelme açısı B kırılma açısından her zaman daha küçük olur. Ben çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiyorum. Daha az yoğun ortamda daha hızlı ilerlerim. Ve ne yapıyorum? Ortamda ilerleme hızım artar.
Şimdi sorularda dikkat edeceğimiz şey nedir? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gönderilen ışınların izlediği yollar 1. Bu ortamlar arasında ilerlediğinde hızı nasıl değişir? Bir üçüncüsü ise gelme açısı ve kırılma açısı nasıl değişir? Bu üç özelliği biliyor olmamız ve kırılmış bir ışını gördüğümüzde bunlarla ilgili yorum yapabiliyor olmamız lazım. Dikkat edeceğimiz bir şey, biz dedik ki bir ışık bir ortamdan başka bir ortama geçtiğinde hızı değişir dedik, değil mi? Evet. Ama diyelim ki buraya dikkat diyoruz. Sorularda özellikle bunun üzerinden size gelecekler. Ayırma yüzeyini çizdim. Bu ayırma yüzeyini çizdikten sonra buraya birinci ortam, buraya ikinci ortam diyorum. Ve buradan bir ışın gönderiyorum. Gönderdiğim ışın bu yüzeyden hiçbir şekilde kırılmadan geçmiş mi? Evet. Ama ışığın bu ortamda kırılmadan geçiyor olmasının sebebi yüzeye 90 dereceyle çarpmış olmasından dolayıdır. Burada birinci ortamla ikinci ortamın yoğunlukları arasında herhangi bir şey söyleyemem. Üç ihtimal söz konusudur. Birinci ortamın yoğunluğu ikinci ortamın yoğunluğuna eşit olabilir. Birinci ortamın yoğunluğu ikinci ortamın yoğunluğundan büyük olabilir. Aynı şekilde birinci ortamın yoğunluğu ikinci ortamın yoğunluğundan küçük olabilir. Eğer ayırma yüzeyine ışık ışınım 90 dereceyle geldiyse kırılmadan diğer tarafa geçer. Işığın kırılmamış olması ortamların yoğunlukları birbirine eşittir demek değildir her zaman. Burada üç ihtimal vardır. İki ortamın yoğunlukları evet birbirine eşit olabilir. Ya da birinci ortamın yoğunluğu ikinci ortamdan büyük olabilir. Tam tersi birinci ortamın yoğunluğu ikinci ortamın yoğunluğundan küçük de olabilir. Benim bu ortamların yoğunlukları ile ilgili bir fikir sahibi olmak istiyorsam bana ışığın bu ortamlarda ilerleme hızı ile ilgili bir bilgi verse, evet ben ortamların yoğunlukları ile ilgili bir şey söyleyebilirim. Ama 90 dereceyle gelmiş bir ışın görüyor isem, ışık kırılmadan geçer. Işığın kırılmamasının sebebi 90 dereceye geliyor olması. Eğer birinci ortamın yoğunluğu ikinci ortamın yoğunluğuna eşitse, benim birinci ortamdaki hızı biliyorsunuz V harfiyle gösteriyorduk hızı. İkinci ortamdaki hızma eşittir. Eğer birinci ortamın yoğunluğu ikinci ortamın yoğunluğundan daha fazla ise burası çok yoğun ortam olur. Çok yoğun ortamda daha yavaş ilerlerdim. Hatırlayın. O zaman birinci ortamdaki hızım ikinci ortamdaki hızımdan daha büyüktür. Aynı şekilde birinci ortamın yoğunluğu daha küçük ise az yoğun ortamda daha hızlı ilerlerdi. O zaman V1 büyüktür. V2'dir. Sorularda ne yapıyoruz? Maddeleri, ışığın, ortamlar arasındaki ilerleme hızları, ortamların yoğunlukları, açıları ve bu ışığın kırıldıktan sonra nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili fikir sahibi olabiliyor olmam lazım. Şimdi bunu bir örnek üzerinde irdeleyelim. Size bir örnek çiziyorum. Ayırma yüzeyimizi çizdik. Yüzeyin normalini verdim. Bu sefer ışığı buradan gönderiyorum. Her zaman yukarıdan gönderdiğimi düşünmeyin. Burası X ortamı, burası Y ortamı. Işık şu şekilde kırılarak ilerlemiş. A şıkkı ortamların yoğunlukları arasındaki ilişki. B ışığın ortamlardaki ilerleme hızıyla ilişki. Ve buradaki açıya
açıya A gelme açısı, buradaki açıya B kırılma açısı dersem C açılar arasındaki ilişki nedir? Şimdi ilk önce şuna bakıyoruz. Işık X ortamından gönderilmiş. Burada ok ayırma yüzeyini gösteriyorsa bu gelen ışındır. Gelen ışınla yüzeyin normali arasındaki şu A açısı gelme açısıdır. Burada görmüş olduğunuz ışın kırılan ışındır. Kırılan ışınla yüzeyin normali arasındaki açıya da B kırılma açısı diyoruz. Gördüğünüz üzere ışın bu ortamdan geliyor. Eğer ortamların yoğunlukları birbirine eşit olsaydı kırılmadan böyle devam edecekti. Ama ışık kırılmış, normal çizgisinden uzaklaşmış. Normal çizgisinden uzaklaştıysam ben ne yapmışım? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama girmişimdir. O zaman X'in yoğunluğu Y'nin yoğunluğundan büyüktür. Ortamların yoğunlukları arasındaki ilişki hızları arasındaki ilişkiyle tam terstir. Ben az yoğun ortamda daha hızlıyımdır. O yüzden X'deki hızım Y'deki hızımdan küçüktür. Eğer çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gidiyor isem buradaki A gelme açısı her zaman B kırılma açısından daha küçüktür diyoruz. Evet, kırılma konusu başlığı ile ilgili görmemiz gereken şeyleri şu an için gördük. Konuları güzelce defterde tekrar ediyoruz. Sadık Uygun akıllı defterden konuyla ilgili etkinlikleri çözüyoruz. Kendinize iyi bakın.